Şimdi mevsimlerle ilgili buraya kadar anlaşılmayan bir yerin olmadığını düşünüyorum bizim için dört önemli tarih var mevsimlerin oluşumunda. Bu dört önemli tarihten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz dört tane mevsim yaşanıyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bunlar gelişi güzel olmuyor. Yani hadi bir hafta sonra yaz olsun, iki hafta sonra kış olsun diye hava olayları kendi kendine bu mevsimleri oluşturmuyor. Bu mevsimlerin oluşumunda belli etkenler var, belli tarihler var. Biz bu tarihlerden bahsedeceğiz. Şimdi bu tarihlerden şu e, grafiğe bakalım. Bu grafiğin aynısını ben tahtada çiz çizeceğim ve tarih tarih bunları e, size anlatacağım. Not alacağız. Bu burada dursun. Ben bu daki çizimin benzerini o kadar güzel olmasa da benzerini burada tahtada çizeceğim ve bu tarihleri yorumlayacağız. Önce güneşimi çizeyim. Hatta güneşi şöyle çizeyim. Daha yakışıklı çizeyim. Güneşin etrafında dolanan dünyanın konumlarını çizeyim ve bu konumlar hakkında yorumda bulunalım. Hatta dünyanın şu dünya bir eksen eğikliğinde çözelim şöyle. Dünyada bir konumunda, iki konumunda, üç konumunda ve dört konumundayken acaba hangi mevsimler yaşanır, hangi kürelerde hangi mevsimler yaşanır bunlardan bahsedeceğiz. İlk tarihimiz bizim 21 Aralık tarihi. Şuraya ben not alıyorum. 21 Aralık'ta acaba Hangi olaylar yaşanır? Hangi yarım kürelerde? Güneş burada. Güneş ışınları şöyle ekvatoru da çiziyorum ben. Biliyorsunuz ekvator tam ortadan değil de şöyle ben eksen eğiliğine çakışmayacak şekilde çiziyorum. Güneşten ışınlar geliyor. Güneşten gelen ışınları da çizeyim ben. Buraya baktığımız zaman acaba güneşten gelen ışınlar üst yarım küreye mi daha fazla vuruyor yoksa alt yarım küreye mi yani kuzey yarım küreye mi daha fazla vuruyor yoksa güney yarım küreye Bakıyorum sayıyorum. 4 tane ışın var. 3 tanesi alt tarafta yani güney yarım kürede, 1 tanesi üst tarafta yani kuzey yarım kürede. O zaman ışınların fazla olduğu yerde enerji fazladır. Enerjinin fazla olduğu yerde ısınma fazladır. Isınmanın fazla olduğu yerde yaz mevsimi yaşanıyor. O zaman ben burası için diyorum. Yani alt taraf güney yarım küre, burası alt taraf, kuzey yarım küre yukarısı. Şu notları alacağım. Güney yarım kürede, güney yarım kürede Yaz güney yarım kürede yazsa nerede kış? Kuzey yarım kürede. Kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Hakikaten öyle. Mi? 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede bulunan Türkiye'de ele alalım, örnek verelim. 21 Aralık'ta bizler artık kışa giriyoruz. Kış mevsimini yaşıyoruz. Hatta bu tarihte gündüzler Yazın mı daha uzun oluyor kışın mı daha uzun oluyor diye bir soru sorsam çok kolay bir şekilde diyeceksiniz ki hocam tabii ki de yazın daha fazla uzun oluyor. Çünkü yazın güneş çok çok erken saatlerde açıyor. Ta akşamın geç saatlerine kadar bizler güneşi görebiliyoruz. Yani 15-16 saat bir gündüz süresinden bahsedebiliriz yazın. Dolayısıyla güney yarım küredeki gündüz süresi kuzey yarım küredeki gündüz süresinden daha fazladır yorumunda bulunabileceğiz. Hatta en uzun gündüz saati güney yarım kürede Güney yarım kürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Peki bunu kuzey yarım küre için konuşabilir miyiz? Evet. Ne demiştik? Mevsimler tersi şeklindedir. Yani kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyorsa güney yarım küre tam tersi zıt mevsim yaşanır demiştik. E bu mevsimlere göre şu yorumda da bulunabiliriz. O zaman ben kuzey yarım kürede en uzun gece burası gündüzdü güney yarım kürede o zaman kuzey yarım kürede gece yaşanacak. Gece en kısa gündüz yaşanır diyeceğim. Bu tarihte güneş ışınları bir yere dik geliyor. Biz biliyoruz güneş ışınları Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre yılda birer defa dik geliyor. Hatta Kuzey Yarımküre'de yengeç dönencesi, Güney Yarımküre'de olak dönencesi var. E, güneş ışınlarının dik geldiği yerde hangi mevsim yaşanıyor? Yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsimi burada nerede yaşanıyor? Güney Yarımküre'de. O zaman güneş ışınları Güney Yarımküre'ye dik gelecek. Güney Yarımküre'de hangi dönence vardı? Oğlak dönencesi. O zaman güneş ışınları oğlak dönencesine dik düşer. Oğlak dönencesi neredeydi? Güney yarım küredeydi. Bir notumuzu daha yazalım. Peki bu saatten sonra ne olur? Yani bizler 21 Aralık'tan sonra işte 22 Aralık, Ocak, Şubat. Gidiyorsun 21 Aralık'tan sonra ne olur? 21 Aralık'tan sonra Kuzey yarım kürede yani yazı yazlasın en e, yaz başlangıcını yaptın. Artık e, yaza giriş yaptın ve devam ediyorsun. 21 Aralık, 22 Aralık, 25 Aralık yani yazı yavaş yavaş bitiriyorsun. Sonbahara doğru gidiyorsun. Kışa doğru gidiyorsun. Bu tarihten sonra ne olacak? Gündüzler otomatik olarak azalmaya başlayacak, değil mi? Nerede? Güney yarım kürede. Çünkü Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyordu. Güney yarım kürede bu tarihten itibaren Gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar diyeceğim. Kuzey yarım küre için bir tahminde bulunabilir miyiz? Herhalde tahminde bulunabiliriz hocam. Çünkü tekrar tekrar söylüyoruz. Yani bir yarım kürede hangi olaylar yaşanıyorsa diğer yarım kürede tam tersi olaylar yaşanacak. Ben burada bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya başlayacak diyeceğim Güney yarım kürede. O zaman Kuzey yarım kürede de diyeceğim ki bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya e, gündüzler uzamaya geceler ise kısalmaya başlıyor diyeceğim e, ve 21 Aralık'taki özelliklerini bir anlatmaya e, çalıştım. Burala ilgili bir sıkıntı yok umarım. Bakın bunun Şeklini Tahtacı çizimin şekli aynısı burada Güneş ortada güneş burada bir yerde Güneşten gelen ışınlar var ve bu ışınlar Şu ekvatoru çizmişim Ekvatorun üst tarafına daha fazla vuruyor Alt tarafına bir tane vuruyor O zaman ben burada yaz mevsimi yaşanıyor Diyeceğim burada kış mevsimi yaşanıyor Diyeceğim ve özelliklerinde ben Zaten tahtaya yazdım Buradaki oğlak dönemcisinde de Güneş ışınları 21 Aralık'ta Güney Yarımküredeki oğlak dönencisine Dik düşüyor diyeceğim Şimdi 21 Mart olayına bakalım. Şurası 21 Mart olayı. 21 Mart ekinoks tarihidir. Ekinoks tarihi ne demektir? gece ve gündüzlerin eşit olduğu güneş ışınlarının kuzey yarım küre ve güney yarım küreye eşit düştüğü olaya ben ekinoks tarihi diyeceğim. Dolayısıyla 21 Mart ve 4. konuma geleceğim. Diyeceğim ki 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleridir. Burada gece ve gündüzler birbirine eşittir. Güneş ışınları ekvatora dik düşüyor diyeceğim ve 21 Mart olayını bitireceğim. 21 Mart'ın konumu bu şekildedir. Güneş ortada ve dünyanın konumu da bu şekildedir. Üst taraf kuzey yarım küre, alt taraf güney yarım küre. Bunların da özelliklerini ben tahtaya yazayım. Devam edelim ondan sonra. 21 Mart Ekinoks tarihidir. Yani gece gündüzün eşit olduğu tarihtir. Ekinoks tarihlerinde güneş ışınları... Burada ekvatora dik düşer diyeceğim. Gece gündüz eşitliği yaşanır diyeceğim. Zaten gece gündüz eşitliğinin yaşanması olayın ekinoks tarihiyle olduğu anlamına gelir. Bununla beraber 21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre'yi düşünelim. Türkiye'nin bulunduğu Kuzey Yarım Küre. Bizler 21 tarihinde neye giriş yapıyoruz? Baharın gelişi diyoruz. Bahara giriş yapıyoruz. O zaman Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart tarihinde ilkbahar başlangıcı Kuzey Yarım Küre'de ilk bahar başlangıcı Güney Yarım Küre'de ne olur o zaman? E, tam tersi olacak. O zaman Güney Yarım Küre'de de sonbahar başlangıcı olur diyeceğim. Üçüncü konumda gelelim. Üçüncü konum 21 Haziran tarihidir. Yine güneş böyle. Güneş şeyi de çizeyim ben şöyle ekvatoru da çizeyim. Güneşten gelen ışınlar... ...nereye daha çok fazla vuruyor... Tabii ki de Ekvator'un üst kısmına daha çok fazla vuruyor. Ekvator'un üst kısmına daha çok vurduğu için üst taraf kuzey yarımküreydi. Kuzey yarımkürede güneş ışınları yani enerji, ışık enerjisi daha fazla olacak, ısınma daha fazla olacak. Orada yaz mevsimi yaşanacak. O zaman 21 Haziran için ben kuzey yarımkürede yaz mevsimi Kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede de kış mevsimi yaşanıyor diyeceğim. diyeceğim. Böyle bir yorumda rahatlıkla bulunabilirim. Hatta şu yorumda da bulunabiliriz. Ben bunun özelliklerini yazacağım ama hocam bunun özellikleri neyse bunun özellikleri de tam tersi olacak diyebileceğim. Bu özelliklerinin tam tersini ben buraya geçireceğim 21 Haziran'da. 21 Haziran'da ki dünyanın konumu bu şekildedir. Hatta şöyle Çizelim. Güneş yine burada. Bakın güneş ortada. Güneşten gelen, yeryüzüne gelen ışınlar, dünyaya gelen ışınlar. Ekvatorun üst kısmına daha çok fazla vuruyor. Ekvatorun üst kısmına daha çok vurduğu için ben ekvatorun üst kısmına yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor diyebileceğim. Alt tarafta da tabii ki de kış mevsimi yaşanıyor diyebileceğim. Bununla ilgili yorumda bulunalım. Buraya gelmeden önce 21 Haziran'da. Şöyle Sileyim. Şurada yorumda bulunalım. 21 Haziran. Haziranda Kuzey Yarımkürede, her zaman Kuzey Yarımküre derken şunu, Türkiye'yi aklınızda tutun. Çünkü Türkiye Kuzey Yarımkürededir. Kuzey Yarımküre'nin özellikleri Türkiye'nin de özellikleriyle eşdeğerdir, par paraleldir. 21 Haziranda Kuzey Yarımkürede hangi mevsim yaşanacak? 21 Haziran. Türkiye hangi mevsim? Yaz mevsimi. O zaman kuzey yarımkürede yaz başlangıcı. O zaman güney yarımkürede hangi mevsim başlangıcı? Kış başlangıcı diyeceğim. Devam edelim. Bu tarihte kuzey yarımkürede En uzun ne yaşanır? Gündüz yaşanır. Çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla en kısa gece de yaşanacak. O zaman güne yarım küre içinde bunun tam tersini söyleyebilir miyiz? Evet hocam, söyleyebiliriz. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır diyeceğim. Güneş ışınları buraya dik düşüyordu. Burası neresi? Kuzey yarım küre. Kuzey yarım kürede bir tane dönencemiz vardı. Hangi dönence? Yengeç dönencesi. O zaman güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik düşer ifadesini kullanacağım. Güneş ışınları bu tarihte kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine dik düşer diyeceğim. Yengeç dönencesi tabii ki de Kuzey yarımkürede bulunur. Bir tane daha özelliğini yazayım ve 21 Haziran'ı da kapatalım. Bu tarihten itibaren, yani ben 21 Haziran'ını atlattım, 22 Haziran, 25 Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım bu tarihten sonra acaba ne olacak? Ben yazı geçiriyorum, sonbahar, sonbaharı bitiriyorum, kış yani gündüzler ne olmaya başlayacak? Yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Hatta kışın saat 4-5 oldu mu kararmaya başlıyor hava? O zaman e, güneşin ben çok çabuk çok erken saatlerde kaybolduğunu görüyorum. O zaman gündüzler kışa doğru azalmaya başı ifadesini kullanabilirim. Bu tarihten itibaren yazıyorum ben. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ta ki hangi tarihe kadar geceler uzamaya başlar, uzamaya başlar, uzamaya başlar. 21 Aralık tarihine kadar geceler sürekli uzar. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de artık en uzun gece yaşanır. Burada da bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre için söylüyorum. Artık yavaş yavaş gündüzler uzamaya başlar, uzamaya başlar, uzamaya başlar. Ne zamana kadar? 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'dan itibaren de en uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren tekrar e, gündüzler kısalmaya başlar. Bu şekilde dönecek. Üç konumu da böyleydi. Dünyanın üç konumu. Genelde şekil soruları çok çıkıyor. Şekil soruları üzerinden bizler yorumlayabileceğiz bunu. Dördüncü konum 23 Eylül tarihidir. 23 Eylül bu olayın tam tersi yaşanacak. Çünkü farklı yarım kürelerde farklı mevsimler, zıt mevsimler yaşanır. Dolayısıyla zıt mevsimleri yaşanacağı için özellikler de birbirinin zıttı olacak. Ben birkaç tane yorumu şöyle e, yazayım. 1, 2, 3, uzatmayacağım. Güneş ışınları tabii ki de ekvatora dik düşecek. Biliyorsunuz ekvatora yılda iki defa dik düşüyor. 1 21 Mart, Öbürü de 23 Eylül tarihleri arasında güneş ışınları ekvatora dik düşüyor. Yazıyorum güneş ışınları ekvatora dik düşer. Yazıyorum gece gündüz eşitliği yaşanır. Yazıyorum Kuzey yarım kürede hangi mevsim? 23 Eylül. 23 Eylül'ü kuzey yarım küre için düşünelim. Yani Türkiye. Kuzey yarım küre olunca her zaman aklımıza Türkiye'ye gelecek. Eylül tarihinde artık yapraklar dökülüyor, yağmurlar yağıyor. Hangi mevsim yaşanacak? Sonbahar mevsim başlangıcı. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsim başlangıcıysa güney yarım kürede hangi mevsim başlangıcı olacak? Düşünmenize gerek yok. Zaten tam tersi olacağı için ben güney yarım kürede de İlk bahar başlangıcı diyeceğim ve tarihleri de bu şekilde bitirmiş olacağız. zannediyorum anlaşılmayan bir yer yok. Bu da 23 Eylül konumu. 23 Eylül 4 konumu aşağıda, güneş ortada. Dünya biliyorsunuz saatin tersi yönünde güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor. Ve bu konuma geldiğinde bu konum 23 Eylül konumudur. Bu konumda üst tarafta bulunan... Kuzey Yarımküre'de bizler sonbahar mevsimi yaşayacağız. Alt tarafta bulunan Güney Yarımküre'de ise ilkbahar mevsimi yaşanır diyeceğim. Ekinoks tarihlerinde gece gündüzün eşit olduğu tarihlerdi. Peki Ekinoks tarihleri biz şu demiştik. Ekinoks tarihleri 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri Ekinoks tarihleridir. Bunların özel bir ismi var mı acaba 21 Mart'ta 21 21 Haziran ve 21 Aralık? Evet bunların da özel ismi gün dönümü arkadaşlar. 21 Mart ve 21 Ağustos gündönümü 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri de Ekinoks tarihleridir. Genelde sorularda yine böyle şekiller verir ve yarım kürelerin özellikle ilgili size bilgi ister. Veya yine güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak orada enerji miktarları arasındaki ilişkiyi size sorabilir. Bununla ilgili zaten yorumlara bulunacağız. Ekvatora, Ekinoks tarihleri biliyorsunuz 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer demiştik. Hatta yılda iki defa dik düşer demiştik. Diğer e, yarım küreleri ise yılda bir defa dük düşer. Ekvatora dik düştüğü için Kuzey yarım küre ve Güney yarım kürede aldıkları e, enerji miktarları da eşit olur. Peki ya eksen eğikliği olmasaydı, yani o şuraya çizdiğim, şuraya çizdiğim şu 23 derece şuraya yazıyorum 23 derece. ...27 dakikalık bir eksen eğikliği olmasaydı acaba ne olurdu? Yani eksen eğikliği böyle e, bir derecelik açıyla değil de dik olmuş olsaydı... ...ekvatorla çakışmış olsaydı ne olmuş olurdu? Şimdi şöyle düşünelim. Dünya tam böyle boynu bükük değil de... ...yani 23 derecelik bir açı değil de... ...düz, yuvarlak bir şekilde döndüğünü farz edersek... ...hep aynı yere aynı açılarla güneş ışığı geleceği için aynı mevsim yaşanırdı. Yani bir yerde yaz yaşanıyorsa orası hep yaz olurdu. Bir başka bir yerde kış yaşanıyorsa orası hep kış olurdu. Hep ilkbahar olurdu, hep yaz olurdu. Yani mevsimler oluşmazdı. Tek mevsim yaşanırdı. Aynı bölgede tek mevsim yaşanırdı. Dolayısıyla farklı mevsimlerden biz bahsedemezdik. Aynı mevsim yaşanırdı. Dolayısıyla evet eğer dünyanın en eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları farklı tarihlerde aynı bölgede aynı ışırla geleceği için, aynı açıyla geleceği için mevsimler oluşmazdı ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. eksen Eksenekli olmasaydı, şöyle düz olsaydı, dünya etrafında dolanırken güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmeyeceği için ee, sıcaklık değişimleri gerçekleşmeyecek, gölge boyları olmayacak, ee, gece gündüz arasındaki o sıcaklık farkı olmayacak. Dolayısıyla mevsimler de oluşmayacaktı diyebiliriz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde biliyorsunuz Ekvatora dik düşüyor. Yine Oğlak Dönencesine ve Yengeç Dönencesine birer defa yılda birer defa güneş ışınları dik düşüyor. Tekrar hatırlatalım. Oğlak Dönencesine ne zaman dik düşüyordu? Oğlak Dönencesi neredeydi? Güney Yarım Küre'deydi. Güney Yarım Küre'de dik düştüğü zaman hangi mevsim yaşanıyordu? Yaz mevsimi yaşanıyordu. Çünkü dik düşüyorsa orası sıcaktır. Işık e, enerjisi fazladır. Orada yaz mevsimi yaşanıyor. Tamam. Dik düştüğü yerde yaz mevsimi yaşanıyor. Oğlak dönencesine dik düştüğü tarih. Hangi tarihte bizim? o zaman Güney Yarımküre'deki yaz mevsimini soruyor bana. Güney Yarımküre'deki yaz mevsimi neredeydi? Aha şurada yazmışım ben. Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyor. O zaman Oğlak dönencesine 21 Aralık'ta güneş ışınları dik düşüyor. Yengeç yani dönencesi neredeydi? Üst taraftaydı. Yani Kuzey Yarımküre'deydi. Yılda bir defa güneş ışınları yengeç dönencesine de dik düşüyor. Yani yengeç dönencesine dik düştüğü tarih ne tarihidir? Yine buraya yazmışım. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yılda bir defa yengeç dönemcesine dik düşmektedir. Şimdi konumuzu bitirdik. Mevsimler konusunu bitirdik. Mevsimlerle ilgili 2020 liselere giriş sınavında çıkmış soruları, iki tane sorumuz var. Çıkmış soruları biz bir bakalım. Şimdi diyor ki yere dik olarak yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu yıl içerisinde e, grafikte aylara göre değişkenliği göstermiş. Dünyanın güneşe göre konumlarını soruyor bana. Dünyanın güneşe göre konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa mart ve haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu e, değişimi grafikteki gibi olur? Şimdi ben bakıyorum gölge boyu bir yerde azalıyorsa orada sıcaklık artmıyor mu? Yani tam tepe güneşin tam tepede olduğu durumlarda öğlen vakti olduğunu düşünelim. Tam tepede olduğu durumlarda benim gölge boyum neredeyse sıfırdır. Sıfıra yakındır. O zaman gölge boyu azalıyorsa orada sıcaklık artıyor. Yani güneş ışınları dik geliyor. Gölge boyu artıyorsa orada güneş ışınları geliyor ki gölge boyu artıyor. O zaman gölge boyunun arttığı yerde ben kışa doğru geçiyorum. Gölge boyunun azaldığı yerde güneş ışınları dik geldiği için ben yaza doğru geçiyorum. Burada gölge boyu azalıyor. Bak dikkat edin gölge boyu Haziran'a doğru azalıyor. Haziran'da en az olmuş. Haziran'dan sonra aralığa doğru tekrar gölge boyu artıyor. Bu hangi yarım küreden bahsediyor? Haziran'da gölge boyu çok çok azalmış. Sıfıra doğru yaklaşmış. Aralıkta artmış. Haziran'da o zaman yaz mevsimini soruyor. Aralıkta kış mevsimini soruyor. Haziran'da yaz mevsiminin olduğu küre hangisiydi? Kuzey yarım küre. Kuzey yarım kürenin e, Haziran'ı yaz, aralığı kış. Yani bize aslında neyi soruyor? 21 Haziran durumunu soruyor. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsimiydi. 21 Haziran şu üç konumu değil miydi? Yani şu konum değil miydi? Bana güneş burada, ...dünya da burada. Bana bu konumu soruyor aslında. Şimdi bakalım. Haziran burada olacak. Elendi, elendi, elendi. Zaten cevap A. Bakın Mart ve Haziran zaten bize şu olayı soruyor. Mart, 21 Mart ve 21 Haziran olaylarını soruyor. Zaten cevabımız Adana A olarak hemen çıktı. Çok kolay bir soru. Zaten sizler üniteyi tekrar ettiğiniz zaman ve çalıştığınız zaman hakikaten LGS'de liseleri gire sınavında Çıkan soruların ne kadar kolay anlaşılabilir ve çözülebilir olduğunu göreceksiniz. Bu soruya da baktığımız zaman yine bu soru gayet kolay, gayet anlaşılabilir, gayet çözülebilir bir soru. Yine ikinci soruya bakalım. Geçen sene 2020 liseleri giriş sınavında 12. soruda şöyle bir ifade kullanılıyor. Dünya 21 Aralık tarihindeki konuldayken Ekvator'a eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinden numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu şehirdeki birim yüzeye düşen enerji miktarları arasındaki ilişkiden bahsediyor. Güneş burada. Dünya burada. Hatta ekvatoru bile çizmişim. Eksen eğikliğini de vermiş. Bakıyorum ben ekvatorun üst tarafına mı daha fazla güneş ışını gelmiş? Alt tarafına mı daha fazla güneş ışını gelmiş? Üst tarafına sayıyorum ben iki tane güneş ışını var. Ekvatorun altında kalan kısmı ben sayıyorum üç tane güneş ışınları var. Ekvatorun altına güneş ışınları daha fazla vurmuş ekvatorun altına güneş ışınları daha fazla vuruyorsa ekvatorun altında hangi yarım küre vardı? Güney yarım küre vardı. Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor diyeceğim. Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa orada ısınma fazladır. Hatta güneş ışınlarının çok geldiği yerde ben ne demiştim? Oradaki ışık enerjisi de fazladır demiştim. O zaman şu yorumu bulabileceğim. Güney yarım kürede yani iki konumunda ben güneş enerjisi, ışık enerjisinin bire göre daha fazla olacağı yorumunu yapabilirim. Bana şıkları gösteriyor. Diyor ki acaba bu durum aşağıdaki yani güneş e, enerji miktarını soruyor. Bu aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi olabilir soruyor. E gayet kolay. Ben ikindeki ikinci şehirde güney Küre'de bulunan ikinci şehirdeki ışık enerjisinin birincisinden daha fazla olduğu yorumunu bulabilirim. Çünkü güneş ışınları ekvatorun alt tarafına yani ikinci şehre daha fazla gelmiş. E bakıyorum ay ışığında hakikaten birim yüzeye düşen enerji miktarları 2 birden daha fazladır. Diğer ışıklara yine bakalım. 1 2'den fazla olabilir mi? Yok, hayır olamaz. Eşit olabilir mi? O da mümkün değil. Eşit olduğu tarihler hangi tarihlerdi? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi. Yani Ekinoks tarihleriydi. E, D şıkkına bakıyorum yine 1, 2'den daha fazla e, gösteriyor. Dolayısıyla Diyarbakır'da olamaz. E, bizim cevabımız A şıkkı oluyor. Dersimizi bitirdik. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.